Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Müftülüğü'nün işbirliğinde 2 ay önce Trakya Üniversitesi'nin eski İlahiyat Fakültesi binasında hayata geçirilen Millet Kıraathanesi kısa sürede okuyucu ve ders çalışan öğrencilerce en çok kullanılan mekanlar arasına girdi. Ücretsiz çay ikramlarının olduğu, 5000 kitabın raflarında okuyucuya sunulduğu Selimiye Camisi gölgesindeki kıraathaneye kitap okumak, ders çalışmak, internetten yararlanmak isteyen 7'den 70'e her kesimden insanlar uğruyor. Kıraathanenin sevimli demirbaşı haline gelen sokak kedisi de kıraathanenin maskotu haline geldi. Sıcak olması nedeniyle kıraathaneye sığınması sonrası bir daha ayrılmayan ve çevredekilerin müdür diye seslendiği kedi, okuyucuları yaptığı sevimli hareketleriyle gülümsetiyor. Kedimiz Millet Kıraathanesi'nin maskotu oldu. Daha raf dizmeden itibaren bizimle beraber sürekli bizim maskotumuz oldu. Gelen öğrenciler, vatandaşlar sürekli olarak kedimizle ilgileniyorlar. O da burayı çok sevdi zaten, sürekli huzur bulduğu için. Burada bizimle beraber. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu yaptığı açıklamada Millet Kıraathanesi'nin kısa sürede Edirne'nin en önemli kültür alanı haline geldiğini söyledi. Binlerce kitabın, 10 bilgisayarın ve rahat bir mekanda ikramların olduğu kıraathaneye Edirnelilerin, öğrencilerin, emeklilerin yoğunlukla gelmesinin yapılan işin ne kadar güzel bir iş olduğunu gösterdiğini belirtti.